Şimdi ben Şaban Sevinç'le devam etmek istiyorum. Ardından da Gülfem Hanım'a geleceğim. Şaban Sevinç'i de görelim. Kendisi de Sayın Kılıçdaroğlu açıklama yaparken çok da not tuttu. Şaban Sevinç. Ya teşekkür ederim Hülya Hanım. Sağ olun. Ya ben aslında Sayın Kılıçdaroğlu'na değineceğim ama isterseniz onu Gülfem Hanım'dan sonra yapayım. Yok yok, ben buyurun. Mustafa Bey'in... tamam. Buyurun, önce buyurun. Mustafa Bey'in Sayın Ilıcalı'nın o güzel açıklamalarına bir... hani bir şeyler söylemek istedim. Şaban Bey, iyi güzel akşamlar. Selamlar yani, İstanbul'dan. İyi akşamlar Sayın Vekilim. Çok teşekkür nasılsınız, ederim. Nasılsınız, iyi misiniz Şaban şimdi, Bey? Sağ olun, iyiyim, sağ olun. Çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Siz de iyi misiniz? Ben de sizi görünce daha iyi oldum. Sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi değerli Mustafa Bey öyle güzel anlattı ki, yani ihalelerin şeffaf verildiğini, her şeyin usulüne uygun olduğunu, efendim işte İstanbul'daki belediyeden işte su kullanan vatandaşların su faturasının da ödenemez boyutta olduğunu, doğalgazı falan unutmuştum, anlattı böyle. Onu da ilave edeyim. Doğalgazı unutmuştum Şaban Bey. Türkiye'de tamam. Ve Türkiye'de bu 5 holdingin dışında iş yapabilecek kapasitede müteahhit ya da şirket ya da inşaat firması ya da her işi alabilecek uzman firmalar olamadığı için her türlü işin, Ali Aydar biraz önce söyledi. Yani havaalanından işte elektrik dağıtımına kadar, işte metrodan yani otoyola kadar, köprülere kadar bu ayrıcalıklı 5 şirkete veriliyor. Mustafa Bey diyor ki başka şirket yok. Yani yok var, yanlış anlaşılıyor Şaban Bey. 5 tane değil. Hayır, en az, gayet net en az 35-40 tane bu büyük kapasitede yerli firmamız var. Şimdi her ihaleye de en az 4-5 tane anladım, katıldığını sayın, biliyorum. Anladım Mustafa Bey. Şimdi Isparta'da bakın. Bütün konuklarımızı görelim, diğer Isparta, konuklarımızı da görelim. Yönetmenimden rica ediyorum. Buyurun Şaban Bey. Ama maalesef biz Türkiye'de yaşıyoruz ve olan bitenin farkındayız. Yani maalesef Mustafa Bey'in o hani güzel, yumuşak üslubuyla anlattığı gibi değil durum. Isparta'da kışın ortasında 5 gün süreyle, bakın Türkiye'nin bir ili 5 gün süreyle karanlıkta kaldı. Ve Isparta'daki elektrikten sorumlu olan o işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği 37 ihaleyi almış şirket idi. Yani Cengiz Holding adı geçtiği için ben de söyleyeyim. Ve bu işte 5 günlük elektrik kesin. Şirketler özelinde değil. Tamam, eylemin etkisi üstünde biraz daha durursak aslında çok daha iyi olur gibime geliyor. Hayır. İyi olur derken çünkü biz seçim sürecindeyiz. Seçim sürecinde olduğumuz için bu tip eylemin, Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği, bireysel olduğunu söylediği bu tip eylemin tabii nasıl bir seçim stratejisi olduğu, ne kadar etki gücünün yüksek olduğu, biraz bunları konuşalım istedim ben. Buyurun Şaban Bey. Tamam. Şimdi bakın Isparta 5 gün karanlıkta kaldı diye ki bu firmanın gerekli bakımları yapmadığı için Isparta'nın elektriğinin işte kar yağışı nedeniyle çöktüğü, altyapısının çöktüğü ve bu nedenle Isparta'nın 5 gün elektriksiz karanlıkta kaldığı açıklanmıştı ve Enerji Bakanlığı da bu nedenle söz konusu o şirkete soruşturma açmıştı. Hemen onun ardından işte Isparta bir daha bu durum yaşanmasın diye Isparta'daki elektrik hatlarının yenilenmesi ihalesi açıyor devlet. 6 ayrı ihale açıyor Isparta'daki işte yer üstündeki elektrik tellerinin yer altına alınması için. 6 bölgeye bölerek Isparta'ya ihale açıyor. Evet. 5 tanesi bu 6 ihalenin 5'ini yine aynı firma alıyor. Hakkında Isparta'yı elektriksiz bıraktığı için soruşturma açılan bu holdinge 5 tane iş veriliyor. Yani kendi bozduğu işi düzeltmesi için 5 işi ayrıca parayla veriliyor tabii. Şaban Bey zaten Sayın Kılıçdaroğlu açıklamasını yaptı. Açıklamasında da değindi. Ama tamam. Tabii, ama Sayın Kılıçdaroğlu ya zaten orada, Hülya Hanım, orada ciddi bir eleştirisi Sayın Kılıçdaroğlu oldu. Adalet şey. Sistemine ama vurgu burada, yaptı. Hayır. Buyurun. Hayır tamam. Ama Mustafa Bey, değerli Mustafa Bey, hani öyle yumuşak bir üslupla anlattı ki hakikaten de insan dinleyince inanası geliyor. Ama durum öyle değil. Hani izleyicilerimiz, İnleyicilerimiz yanlış bilgiye kapılmasın. Sonra dedi ki ne yapalım dedi, biz hala birinci partiyiz diyor. Biz hala birinci partiyiz. Demek ki millet dertli değil diyor. Yani doğru, maalesef hala birinci parti yani ülkenin bu halde olmasına rağmen. Bakın size şimdi şeyden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın resmi rakamlarından bir veri açıklayayım. Geçtiğimiz yıl 2021'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından 3.7 milyon haneye
3.7 milyon hane, kişi değil, ev. Hı hı. Patates ve soğan yardımı yapılmış. Patates ve soğan. Düşünebiliyor musunuz? Yani teknoloji yardımı değil, işte internet yardımı değil, bilgisayar yardımı değil, patates ve soğan yardımı yapılıyor. 3.7 milyon aileye. Yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verileri, yine 2021 yılında tam 27 milyon 189 bin 433 kişi, yani Türkiye nüfusunun 1/3'ü devletten yardım almış. Şimdi yani yoksulluk diz boyu hale gelmiş. Efendim bu işte ünlü 5 büyük holding devlet ihalelerinin işte %90'ını alır hale gelmiş. Ama Mustafa Bey burada bize işte şeffaflıktan, her şeyin usulüne uygun olduğundan filan bahsediyor. Gerçekten hani insan kulaklarına inanamıyor. Diye konuşacağız. Evet, buyurun. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun eylemine gelince Hülya Hanım, Sayın Kılıçdaroğlu çok çok doğaldır ki biraz da gecikmiştir ama Sayın Kılıçdaroğlu işte bu %125'lik hani yılbaşında 1 Ocak'ta gelen elektrik zammına protesto olarak bu eylemi açıklamıştı Şubat'ın 9'unda ve haklı olarak dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu zammı geri alıncaya kadar ben elektrik faturamı ödemeyeceğim dedi. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödeme gücü yok mu? Var, elbette ki var. İşte Sayın Kılıçdaroğlu sonuçta hani yıllardır milletvekili yapıyor. Hali vakti yerinde ama elektrik faturasını ödeyemeyen 4 milyon haneye sözcülük yapıyor Sayın Kılıçdaroğlu doğal olarak ve yapması da gerekiyor. Ve bence fazla da nazik davranıyor hakikaten. Bir sivil itaatsizlik çağrısında bulunmuyorum diyor. Yani hı hı. Bütün bu vahim duruma rağmen Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki bir sivil itaatsizlik çağrısında bulunmuyorum. Hı hı. Sadece kendim bu 4 milyon hanenin sözcülüğünü yapıyorum. Sesini hani sesi olmaya çalışıyorum. Bir kişisel bir direniş yapıyorum diyor. Hı hı. Dolayısıyla bence bugün iktidar Sayın Kılıçdaroğlu'nun yani Türkiye'nin ana muhalefet partisinin liderinin evinin elektriğini keserek yani siyaseten başına büyük bir bela aldı diye düşünüyorum hükümetin, AKP'nin. Çünkü büyük bir farkındalık yaratıldı. Sayın Kılıçdaroğlu, yani Türkiye'nin ana muhalefet partisinin lideri bir hafta boyunca karanlıkta oturacak. Peki. Düşünebiliyor musunuz?